KB Brothers'a daha bir yaşındayken tip 1 şeker hastalığı teşhisi konmuş. 10 yaşındaki KB'nin şeker hastalığı dışında bir rahatsızlığı yok. He is just like normal kid. Futbol, basketbol oynuyor. Son derece normal bir çocuk. Sadece şeker testi yapmamız gerekiyor. Şeker hastalığı kandaki şekeri enerjiye çevirmeye yarayan hormon olan insülinin yeterince salgılanmaması ya da insan bedeninin salgıladığı insülini kullanamaması durumunda ortaya çıkıyor. Tip 1 şeker hastalığı daha çok çocuk ve buluğu çağındaki gençlerde görülüyor. Bu kişilerin düzenli olarak insülin iğnesi yapması gerekiyor. Kişinin yeterince insülin salgılamadığı ve sonunda insülin salgılanmasının tamamen durduğu tip 2 şeker hastalığı ise yetişkin hastalığı olarak bilinse de artık günümüzde çocuklarda da görülüyor. Amerika'da 2001-2009 yılları arasında 3 milyon çocuğun incelendiği araştırmayı Dr. Dana Dabella yürütmüş. Tip 1 şeker hastalığı en az %21 oranında arttı. Bu artış hem kızlarda hem de erkeklerde hemen hemen tüm yaş gruplarında her ırk ve etnik grupta kaydedildi. Doktor Dabellia, bu artışın çevresel değişikliklere bağlı olabileceğini söylüyor. Çocuklar arasında tip 2 şeker hastalığının artması ise daha ciddi bir durum. Bu artışın nedeni çocuklarda obezitenin daha sık görülmesi çocuklardaki şeker hastalığını tedavi etmek yetişkinlerden daha zor. Bu çocuklarda körlük, böbrek yetmezliği, sinir tahribi ve kalp krizi gibi şeker hastalığından doğan komplikasyonların görülme riski daha yüksek. Alpaslan Esmer, Amerikanın sesi, Washington.